Neden onun yanında değilsin? Cihangir'i kastettiğimi biliyorsun. Her şeyden onun için vazgeçmedin mi? Neden onun yanında değilsin? Ben seninle bunları konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Çünkü çok faydasız. Lütfen yeter artık. Gerçekten yeter. Neden? Heyecanını mı kaybettin? Gizli saklı olmayınca çekici gelmiyor mu? Fransa'ya yeni maceralar bulmak için mi gittin? Cevap versene. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bunları söyleyemezsin bana. Kimse söyleyemez. İzin verme. Bırak beni dedim. Bırak. Bu namus timsali davranışlarla beni kandıramazsın artık. Ben bu sözlerin hiçbirini hak etmiyorum. Benimle böyle konuşmaya hakkı yok. Ne yaptın sanıyorsun sen? Çık dışarı. Çık dışarı dedim sana. Anlamamakta ısrar ettiğin bir şey var. Şimdiye kadar konuşmama izin vermedin. Şimdi dinleyeceksin ama beni. Sözcükler nasıl da kolayca çıkıyor ağzından. Namusmuş. Sen beni neyle itham ettiğinin farkında mısın? Günlerini, saatlerini verdiğin, inandığın, sevdiğini söylediğin, evlenmek üzere olduğun kadına neler söylüyorsun? Bana reva gördüğün şeyin farkında mısın? Ne zaman bu kadar nefret ettin? Hiç mi tanımadın beni? Ben kimim söylesene? Sen kimsin? Ne kadar iddialısın. Ben kimim, öyle mi? Aklınca her şeyin sorumlusuyum. Ama ilk soru doğru. Sen kimsin? Sen kimsin biliyor musun? İhanet hançerini sırtıma saplayan kadınsın. Keşke o çölde beni hiç bulmasaydın. Keşke hafızam hiç yerine gelmeseydi. Ama şu dakikada artık hiçbir önemi yok biliyor musun? Çünkü ben artık seni tanıyamıyorum. Tanımak da istemiyorum. Sen de beni tanıma. Benimle konuşma. Sadece Ali için buradayım.
Dünya yıkılsa bu konağa bir daha dönmezdim. Ali için. Sadece onun için döndüm. O sağlığına kavuşur kavuşmaz da buradan gideceğim. Durum bundan ibaret. O yüzden de burada bulunuşuma başka anlamlar yükleme. Ortada yorumlayacak bir şey yok. Bugün asansörde söylediklerin, hele öyle çirkin imalara hiç gerek yok. Orhun'un odasına bir girdi, nasıl fütursuz görmeliydin. Bak hala çıkmadı. Ha, Orhun'a da bravo. İyi tutuyor kendini. Ali'nin hatırına katlanıyor Hira'ya. Yoksa kolundan tuttuğu gibi atardı odasından. Ben de Hira'dan bahsediyordum Afife'cim. Çocuğun iyiliği için geldi dedin ama niyeti iyi mi, kötü mü ben anlamadım. Dikkat etmek lazım. Az önce Orhun'un odasına kurumlu kurumlu girmeler, ortada salına salına dolaşmalar. Hala haddini bilmiyor. Afife Hanım'ın bu konağın çekip çevrilmesiyle ilgili hassasiyetlerini hepimiz biliyoruz. O gerekli uyarıları yapar bence. Sen de üstüne vazife olmayan şeyler için o güzel beynini yorma. Madem o kadar rahatsızdın, gitseydin. Sana daha önce ayarladığı eve gitseydin. Niye oraya gitmiyorsun? Ne evi, ne ayarlaması. Neden söz ettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok. Bana mı soruyorsun? Sen daha iyi bilirsin. Evet, sana soruyorum. Hangi evden bahsediyorsun? Konaktan gittikten sonra kaldığın o ev. Ne var o evde anlamadım. Musa'nın tanıdığı vasıtasıyla bulduğumuz bir ev. O kadar. Ne ima etmeye çalışıyorsun yine? Hiçbir şey söyleme. Tamam. Ben anladım anlayacağımı. Diye hala açıklamaya çalışıyorum ki. Ben ne söylersem söyleyeyim, sen nasıl olsa kafanda kurduğun şeylere inanacaksın. Bana değil. İzninle. Yalan söylüyorsun.